Abi küstük küstük artık, sorup durmayın şunu ya. All right, no ordinary teenager. That is how police and prosecutors are describing Graham Clark. He is the local teen whose cyber crimes began. Ne yapmış abi? 4,1 milyon dolar. 4,1 milyon doları nasıl çalıyor, merak ettim şu an. Other kids were still playing video games. That's right. His crimes affecting some of the world's most powerful people. Bill Gates vardı orada. 17 yaşındayken ne yapıyordunuz? Ivan adındaki bir çocuk. 17 yaşındayken akıl almaz yöntemlerle 4,1 milyon dolar çaldı. Ve sırf lisedeki sınıf arkadaşlarına hava atmak için kendine bir malikane satın aldı. Aynı GTA garajı gibi kendine bir koleksiyon yaptı. Sadece bu da değil. Bundan 2 yıl... Discord'da nitro satmış. ...önce yüz binlerce insanı manipüle etti ve internetin en büyük skandallarından birisini yarattı. Yo, Your Honor, fuck Rolex free. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Benim yaşımın olması üzücü mü? Her şey Ivan Clark adındaki dostumuzun YouTube üzerinde Open adındaki bir kanalı açmasıyla başladı. 2015 senesinde basit Minecraft videoları çekiyordu ve bu videolar birkaç bin kişi tarafından izleniyordu. Aynı bende olduğu gibi çoğu insan da izledikten sonra onun kanalı... Adamın soyadı... Açık. Kanalına abone olmuyordu. Bu yüzden abonesi azdı. Bir gün Nodus adındaki bir Minecraft forumunda takılırken DDoS programı satılan bir konu başlığına denk geldi. O sırada aklına bir fikir dank etti ve Minecraft sunucularına saldırdığı sırada çekeceği videoları yayınlayacaktı. Başlığa tıkladı ve programı satın aldı. Programı çalıştırdıktan hemen sonra saldırılara başladı ve sunucu adminlerine delirtirken çektiği videoları yüz binler izlenmeye başladı. You fucking kidding me open? You hit him off? No dude, you're such a fucking bitch dude. No he fucking didn't dude. You just fucking hit him off. İzlenen videolarla birlikte Ivan'ın Open kanalının abonesi artmaya başladı ve bu konsepte farklı işler yaparak başka insanları delirtmeye devam etti. Bir yandan da abonelerine sahte çekilişler düzenledi ve başka insanlara abone kasıp deli gibi para kastı. Sahte ancak çekilişçi. Ivan internet tarihinde abi bir şey diyeyim mi? İnternetteki en sevdiğim olay ya. Sahte çekiliş. 4 arkadaşını etiketle, 5 arkadaşını yoruma ekle. Orada burada paylaş. Süper. Saçlarımı toplayacağım arkadaşlar. Ben bir gördüğünüz saçlarımı... en doyumsuz adamlardan birisiydi ve daha çok para kazanmak istiyordu. Bunun için bu işlerden iyi anlayan 3 arkadaşını topladı ve yeni bir hack girişimi hazırlığına başladılar. Böylece farklı forumlarda farklı programlar aramaya başladılar. Bu araştırmaları sonucunda SimSwap adı verilen bir hack türünün nasıl yapılacağını öğrendiler. Oha. SimSwap yönteminde başkalarının telefonlarını sanki evet, kendi telefonunuzmuş gibi kullanabiliyorsunuz. Böylece bayağı karşı tarafa gidecek olan doğrulama maillerinin tamamı hacklediğiniz telefon numarası yerine size geliyor. Ve karşınızda... Bak mesela o yüzden şey yapıyor insanlar, hani bu two factor authentication'ları SMS'e değil de authenticator programlara yollayın diyorlardı. Öyle daha güvenli oluyormuş. Tabii böyle SimSwap'ten. Ama o öyle olduğunda da mesela adam senin şey hesabını hacklemeye çalışıyormuş bu sefer. Onun da hani aşma yolu var. Kişinin ister e-postasına, isterseniz kripto hesabına, her şeyine girebiliyorsunuz. Ekip SimSwap yapacağı programı hazırladı ve yeni videoları için avlarını aramaya başladılar. Graham, under the alias Graham, which was probably early 2018. All the people knew him as the Minecraft guy. Minecraft agası. He scammed people all the time. Then he started like hacking people. Tarihler 15 Nisan 2019'u gösterdiğinde Ivan, Ahmet Aga değil, hayır, çet. Ivan ve arkadaşları bir yatırımcı olan Greg Bennett'e gözlerine kestirdiler. Ve öğrendikleri SimSwap taktiğini kullanarak Greg'in telefonunu ele geçirdiler. Greg'in tüm e-postaları ve özel hayatı tamamen ellerine geçmişti. Hemen Binance ve benzeri birçok yatırım uygulamasına girip Greg'in tüm hesaplarının şifrelerini oha, değiştirdiler ve ellerine geçirdiler. Absolutely goes dead. There's no cell signal, no nothing. And I noticed also that I'm having trouble. I'm working on trying to get into my email accounts, but I can't get into my email accounts either. So I'm now thinking very bad things. Adamın 100 bitcoin'ini çalmışlar chat. Okay.
Camı kapayacağım. Kedim intihar etmesin. Hesaplardaki güvenlik kilidi nedeniyle Ivan ve ekibi Greg'den yalnızca 100 bitcoin çalabilmişti. Greg ise bunu yalnızca yapan kişileri bulmak istiyordu. Ancak kripto hesapların anonim olması yüzünden bizim çocuklara bu süreçte hiçbir zaman ulaşamadılar. Polisler ise soruşturmayı 8 ay sürdürdü. Ancak Ivan ve arkadaşlarını hiçbir şekilde bulamadılar. Ivan ve çetesi Greg'in tüm borsa hesaplarından toplam 100 bitcoin ve 64 BTC değerinde altcoin, yani o zamanki değeriyle neredeyse 900 bin dolar çaldılar. Kısaca 17 ve 20 yaşları arasında 3-4 tane genç bir anda puf diye zengin oldu. Peki 17 yaşında bir liselinin elinde 856 bin dolar geçerse ne yapar? Gerçekten var ya, o kadar boktan harcamışlar ki yani. Hani böyle bir para çalıyorsun, tamam mı? 850 bin dolar çalıyorsun ve Rolex alıp şampanya döktürüyorsun klapta üstüne. Gerçekten hani böyle... Bu çocuklar yani o paraları olmasa bunlar ihtiyaç krizi çekip iPhone da alırdı büyük ihtimalle. Hani o vizyon var bu elemanlarda. Elinde 856 bin dolar geçerse ne yapar? Çok tatsız oğlum ya. Çok tatsız ya. Aşırı tatsızlar yani. O zamanlarda Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Gator Lisesi'nde okuyan Ivan, bu zenginliğini sosyal medyada paylaşmaktan hiç çekinmiyordu. Gece kulüpleri, lüks arabalar ve pahalı saatlerle bir anda yaşamı baştan aşağıya değişmişti. Ivan'ın bir anda zengin olması tüm şüpheleri üstüne çekmişti. İnsanlar bu zenginliğin nereden geldiğini sorduklarında Ivan, kripto yatırımı aslan falan diyordu. Ancak bu lüks yaşam ve harcamalar çok kısa sürdü. Çünkü Ivan ve arkadaş... Oğlum çocuk yalan söylememiş ki ama. Kripto yatırımı hakikaten. Hani orada bir yalan söylediğini düşünmüyorum ben açıkçası. Doğru işte, kripto yatırımı teknik olarak. Arkadaşları tüm parayı ama kısa sürede bitirdiler. Greg'e ekledikleri sırada ne olur ne olmaz diye e-postalarından birisini saklamışlardı. Aralık 2015'te bu e-posta adresiyle tekrardan Greg'i tacizlemeye ve eğer para ödemezse Greg'in tüm özel hayatını ifşalayacaklarını söylüyorlardı. Greg ise bu durumu tahmin etmişti. Bir de şey yapıyor ya, adamı da tehdit etmişler, anladın mı? Hem herifi soyuyorlar. Hem bir de yetmezmiş ki blackmail diyorlar. İnanılmaz. Ve özel bir siber güvenlikçi tutmuştu bu konu yüzünden. Mailin gönderildiği IP ve Ivan'ın tüm kayıtları dahil her şeyi ele geçirmişlerdi. Ivan ve arkadaşları böylelikle yakalandı. Henüz 18 yaşını doldurmamış ve kripto para dolandırıcılığıyla alakalı bir yasanın çıkmamış olmasından dolayı Ivan ve arkadaşları ellerinde kalan tüm parayı ve mal varlıklarını iade etmek şartıyla serbest bırakıldı. Ivan ve arkadaşları Greg davasından sonra uzun bir süre daha böyle bir şeye kalkışmadılar. Ta ki 15 Temmuz 2020 tarihine kadar. Ivan'ın arkadaşı ve eski davada suç ortağı olan Xavier ismindeki şu çocuk aniden Discord sunucularındaki odaya geldi ve Ivan'a Twitter'ın bir açığını bulduğunu, bu açığı kullanarak hesapları kolayca ele geçirebileceğini söyledi. Bunun üzerine hemen plan yapmaya başladılar. Bu sefer birisinden çalmayacaklar. Şey değil mi bu? Bu hesap, ulan öyle bir hesap var ki burada, bu hesaba 1000 dolar yolluyorsun, 2000 dolar geri geliyor. Şey falan. Bir aralar öyle bir bunlarmış demek ki bak onu yapan. Şu Bitcoin adresine bir yolladım vallahi, bir 10 bin dolar bir attım, 20 bin dolar geldi. İnsanlardan isteyeceklerdi ve o insanlar da cidden kendi istekleriyle bizim çocukların hesaplarına ellerinde ne varsa yollayacaklardı. Nasıl yani diyorsunuz biliyorum, tam olarak şöyle. Ivan ve çetesi Twitter'da buldukları bu açık sayesinde içinde Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama gibi isimlerin bulunduğu birçok kişinin Twitter hesaplarını ele geçirdi. Yani bunu atan da biraz maldır hani, anladın mı? Yani Amerikan başkanının böyle bir tweet atacağını düşünebilir misin yani? Böyle Joe Biden oturmuş değil mi böyle? Hani gerçekten onu nasıl adamlar düşünmüyor acaba? Ulan başkanım benim be, tweet atmış başkanım, 1000 dolar at şuraya demiş, 2000 döndüreceğim sana demiş. Ben atarım bu adam, Amerikan başkanı, yalan söyleyecek hali yok. Anında da yapıştırmışlar değil mi 1000 doları? Hemen tak. Bu hesaplar üzerinden şu 30 dakika yap, bir de Joe Biden şey diyor, sadece yarım saat yapacağım bunu, haberiniz olsun. Hani halka veriyor ama bak sadece yarım saat içinde yaptın hani. Paylaşımı yaptılar. Paylaşımda çok kısaca 1000 ya. Dolar yollarsanız size 2000 dolar olarak geri iade edeceğiz yazıyordu. Tam karantina zamanında bu paylaşımları tüm ünlülerin aynı anda yapması büyük bir yardım kampanyası olduğunu düşündürdü insanlara. Karantina yüzünden işlerine gidemeyen insanlar da bu paylaşımlara inandı ve ellerindeki coinlerin tamamını bu kripto hesabına gönderdiler. Ancak işin gerçeği Twitter... Bunu bu arada normalde IBAN'lar, internet bankacılığı falan Türkiye'ye ilk geldiği dönemlerde yapılıyormuş bu tarz scamler chat.
öyle SMS'ten SMS'ten bir yerden yayılıyormuş. Hakikaten de ilk bir parayı atıyorlarmış. Mesela 100 lira gönder, 200 lira atayım falan diyorlarmış. Böyle kahvelerde mahvelerde millet işte atıyormuş IBAN'lara. Sonra geri para geliyormuş. 100 atıyormuş, 200 geliyormuş. 5 atıyormuş, 1000 geliyormuş. Sonra adam ulan oluyor lan bu, hakikaten ikiye katlıyoruz diyormuş. 10 bin atıyormuş. 10 bin gelmiyormuş ama sonunda. Ve ünlülerin durumu fark et. Bir dönem bu scam çok popülermiş. Bunu ne yapıyorum? Mesi ve kullanıcılarına haber vermesiyle anlaşıldı. Niye Elon ve gelmedi lan Xavier oğlum bu olayla birlikte tam 4,1 milyon değerinde vurgun yaptı. Olaydan hemen sonra gidip 4,1 milyon. Salak gibi kendilerine kocaman bir köşk satın aldılar. Ancak yakayı burada Süper ele olun bu verdiler. Çocuklar. Polis bu köşkü satın aldıkları Süper için direkt gözlerini eski siber suçlularımıza çevirdi. Ve incelemelerin ardından oğlum, bu çocuklar... Bunların aklı yok. Bir tane uzay gemisi satın alsınlar. Ay'a veya Mars'a gidip orada yaşasınlar. Çok eğlenceli olur. Bu kadar zeki olup bu kadar salak nasıl olabiliyorlar aynı zamanda? Hani Twitter'ın açığını buldum kanka. Böyle bütün hani büyük Twitter hesaplarını falan hackleyecek kadar şeyim var. Ama yani sonra diyorsun hemen yiyelim bu parayı falan. Hani oğlum bir tane Nicolas Cage filmi izlediğinde zaten soygun parasını hemen harcamaman gerektiğini bilirsin yani. Bu hiç uyurken babanın izlediği filme bakıp uyuya da mı kalmadın yani? ATV filmi hiç izlemedin mi? Hırsız büyük soygun filmlerinin ilk kuralı. Parayı sakın harcama şimdi. Normal hayatlarımıza devam edeceğiz. 2 sene daha araba yıkamacı olarak çalışacaksın. Sakın pahalı şeyler alma falan. Hani filmlerin ana teması bu bence. Soygun kötüdürden daha fazla verilmek istenen mesaj bu her zaman. Sakın hırsız çalınma, parayı hemen harcama. Bu Adama gidip bir dolandırıcılığı anda yapan yapıştırmış. isimlerin Ivan ve Xavier olduğu anlaşıldı. Apar topar yakalanan ikili için hemen mahkeme toplandı ve 18 yaşını geçtikleri için düzgün bir şekilde dolandırıcılık nedeniyle yargılanabildiler. Sıçış. Mahkeme sonrasında ikiliye 45 yıl hapis cezası verildi. Ve internet tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından birisi bu şekilde yaşanmış oldu. Oğlum. Ki abi onurumla cahilin teki öpüyorum seni kisa homie. Kisa homie, GK Mechanics'e hoş geldin. Abi şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu çocuklar mesela 4 milyon dolarları var ya. Dolandırıcılıktan dolayı şimdi bak 4 milyon dolarım var. Dolandırıcılıktan dolayı dava ediliyorsun. O cebindeki 4 milyon doları bu dava için kullanabiliyor musun? Hani avukat parasıdır, bir şey parasıdır. Kullanamıyorsun değil mi? O parayı el konuluyor. Çok kötü oğlum o zaman. Hani hırsızlık yapıyorsun ve fakir yargılanıyorsun, anladın mı? O paranın verdiği hiçbir ayrıcalığı değerlendirememiş oluyorsun. Doğru. Direkt hesaplar bloke oluyor. Sıçıyorsun yani komple. Evet doğru. Avukat mavukat da tutamıyorsun yani. Yok. 47 seneymiş herif. Yaşanmış oldu. 40. Çok fazla Like, olmuş. since I was Bitti a lan kid, I hayatı. just always was into money. So I always started making money. I got into social media. I made like a few $100,000. And then I started getting into like cryptocurrency and trading, and then it got into millions. But I didn't plan on none of that. Ancak... Abi ben Garfield tişört çocuk. Hala buradayım, merak etme abi. Tamam bak. Ekip arkadaşları cezanın hafiflemesini istedikleri için o dönem... Bu ne abi? Discord'da şey mi dönmüş yapmışlar? De korona yüzünden online olarak yapılacak duruşmalara sızmayı Online duruşma mı? Başardılar ve binlerce insanın izlediği mahkemeyi trollediler. Sonrasında sosyal medyada inanılmaz bir akım başlattılar. TikTok üzerinde Ivan'ın bu kadar ceza almaması gerektiğini, çok yakışıklı olduğunu, onun aslında iyi biri olduğunu paylaşmaya başladılar. Bu videolar o dönemde deli gibi izlendi ve tüm dünyada paylaşıldı. Ivan'a verilen cezanın düzenlenmesi ve düşürülmesi gerektiği savunuldu. Twitter'da yayınlanan videolar sayesinde tekleri ilk... Jennifer Lopez niye kendi şey yapmış? Jennifer Lopez yerleşti, paylaşmış. Ancak verilen ceza değiştirilmedi. Ivan için yapılan tüm bu sosyal medya manipülasyonlarından bir yıl... Hatırladım lan ben bu çocuğu. Allah kahretsin, hatırladım Ancak verilen ya. Ceza değiştirilmedi. Hatırladım oğlum ya. Hatırlıyor musunuz bunu TikTok'ta? Şu bak bu şeyi görünce hatırladım yani. Evet. Aynen. Ivan için yapılan tüm bu sosyal Evet. medya manipülasyonlarından bir yıl sonra... Çok yakışıklıymış. Çıksın ya. Çıksın. Ha. Çıksın lütfen. Hakim Bey görmüyor musunuz ne kadar yakışıklı? Evet, 4 kişiyi bıçakladı. 6 tane ailenin morgajını yedi.
5 çocuklu aile sokakta çıksın ama çok tatlı lütfen. İki insanı yanlışlıkla trafik kazasında öldüren şu çocuk için bu ayrıymış lan, dur bu ayrıymış. Popüler diyor ki çıktığım bu kız ayrıymış. Bunana tapıyor diyor, iki ayrılmışım. Bu ayrı, bu ayrı çocukmuş lan, aynısı değilmiş. Tamam dur bekle. Bu çocuğun suçu farklıydı, doğru. İçin yapılan tüm bu sosyal medya manipülasyonlarından bir yıl sonra iki insan... Bununki daha kötü. ...yanlışlıkla trafik kazasında öldüren şu çocuk için aynı tekniği denediler. Hatta TikTok bu saçmalıkla çalkalanmıştı. Ama bunda da başarılı olamadı. Arabayla insanları öldürmüş. Evet, işte böylece tüm internet tarihinin en büyük skandalını yalnızca 17... Oğlum böyle bir tane adam vardı, hatırlıyor musunuz? Herif gerçekten manken oldu. Video güzeldi bu arada. ...yaşındaki iki çocuk size yaratmış oldu. Bedensel olarak 45 yıl cezalı tarihten silinseler de isimlerini altın harflerle yazdırmayı başardılar. İyi yayınlar. Yarın Nekup'la ben beraber sana biraz misafirlik edeceğiz. Yarın görüşürüz Pepo Happy. Hayır oğlum, saçma sapan konuşmayın kapım. Ya saçma sapan, hayır tabii ki de, kesinlikle manyak mısın oğlum? Hala olmuyor musun? Evet. Seçip 0-4-9 varsa başarılı chat.